Sayın Başkanlarım, Gaziantep Büyükşehir Meclisi üyelerimiz, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 Eylül ayı toplantısının birinci birleşimini açıyorum. Teknofest var. Şehrimiz için, ülkemiz için çok önemli. Ne yapılacak? Hem meclis üyelerimizi hem de sizin vasıtanızla hem şehirlerimizi bilgilendirmek istiyorum. Ondan sonra hızlı bir şekilde meclisin gündem maddelerine devam edelim. Çok büyük bir fırsat. 2 milyon kişinin gelip şehirde çok rahat gezeceği bir ortamdı. Fakat bu pandemiyle birlikte artık büyük toplulukları bir araya getirmek bir insanın sağlığını korumamız açısından çok önemli ama yeni normale göre acaba ne yapalım dediklerinde dedim ki Allah için durmayalım, yeni normale çevirelim. Yeni normale çevirerek bunu tamamlayalım. O yüzden yeni normal haliyle Teknofest'te durumumuz ne? Meclis üyelerimizi de özellikle buralara davet ediyoruz. Buralarda olalım, buradan bütün dünyaya Gaziantep'ten, Gaziantep'in akıllı şehir altyapısından bu bir festival değil, bu bir paradigma dönüşümü. Şehri teknolojik altyapıyla kuvvetlendirme dönüşümü. TÜBİTAK'tan, ASELSAN'dan, ROKETSAN'dan kim ne yapacak? Bunların hepsi şu anda çalışılmış durumda. TEC Hattı'nın genel müdürü de bugün geldi. Osman Beylerle başladılar çalışmayı. Evet. OFM'de yapıyoruz. Bu durumdan dolayı yerini değiştirdik. Havalanında yapıyorduk. OFM'de de hamdolsun pazar günü mahallemizde dolaştık. Bütün şartlar uygun. Ona dönüştürecek şekilde çalışıyoruz. Bakın ödül miktarlarımız, malzeme desteklerimiz, toplam başvuru yapan takım sayımız gençler açısından bu o kadar birleştiriyor ki, o kadar umut veriyor ki, o kadar heyecan veriyor ki sayılara baktığımız zaman da bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da gösterilerimiz ve yarışmalarımız, ilk kez yapılacak olan yarışmalarımız, özellikle pandemiden sonra dedim ya başka bir dünya buluyor, biyoteknoloji. Çok daha önemli hale geldi. Ve inovasyon yarışmaları, tarım teknolojileri, eğer akıllı tarım, gıda güvenliği, tarımla ilgili teknolojiyi güçlendiremezse burada rekabet etme gücümüz zayıflıyor. Şu çok önemli, aslında şehrin nasıl heyecanlandığını ve şehrin bu işe nasıl sahip çıktığını gösteriyor. Şu anda Gaziantep 3891 başvuruyla Türkiye birincisi. İstanbul'daki sayıya bakın 2625. 15 milyon İstanbul, 2 milyon Gaziantep, proje sayımıza bakın 2 katı. 1 milyon gencimiz var, gencimizi heyecanlandırıyor, moral veriyor, motive ediyor, heyecan veriyor. Bu yaptığımız işin ne kadar doğru bir iş olduğunu bize gösteriyor. Biyoteknolojide ilk kez yapılmasına rağmen 428 proje yarışıyor. Finalist sayıları da yanlarında, tek tek geçmeyeceğim. Zamanı iyi kullanalım. Eğitim teknolojileri, helikopter tasarımı, insanlık yararına teknoloji, insansız hava aracı, insansız su altı sistemleri, jet motoru tasarımları, model uydu, robot taksi binek otonom, robotik yarışması, tarım teknolojileri ve uçan araba. Baktığınızda uçan arabada 534 tane takım, ben bu yarışın içinde olmak istiyorum diyor. Allah'ın izniyle bir 15 gün şehri bunu hazırlayalım, gelin gibi süsleyelim ve yalnızca bir teknoloji değil, şehrin tanıtımı için de büyük bir fırsat veriyor. Uluslararası boyut, ulusal boyut, bölgesel açıdan da biz Büyükşehir Belediyesi olarak arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde çalıştık, tam bir ekip ruhuyla çalıştık. Hem bilgi verelim, hem meclis üyelerimizi davet edelim, hem halkımızı bilgilendirelim istedik. Hayırlı uğurlu olsun inşallah, Allah güzel bir şekilde Gaziantep gibi tamamını erdirmeyi nasip etsin diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Çok teşekkür ediyorum.